laştırmamak lazım, kutsallaştırmamak lazım. Elbette değişebilir. Yani bizim buna bir itirazımız yok. Ama Hitit güneşini getirmeye kalkarsam ben buna itiraz ederim. Yani burası bir Türk İslam devleti artık. Ve Ankara'da bu Türk İslam Devleti'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkenti. Dolayısıyla da bizim Hititlerle falan da bir alakamız yok. Ankara'da yaşayan hiç kimse de Hititlerin torunu falan değil. Dolayısıyla da onun üzerinden Ankara üzerinden kaç devlet geçmiş, kaç millet geçmiş, kaç kere kaç uygarlık geçmiş. Dolayısıyla da daha güzel Türk'ü, İslam'ı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, başkent oluşunu vurgulayan daha güzel bir amblem ortaya çıkarsa niye olmasın? Ama Hitit güneşine dönecekse biz ona evet demeyiz. Oradaki arkadaşlarımız da evet demez. Ama daha güzel bir amblem, daha şık bir amblem olabilir. Yani amblemler değişmez diye bir şey yoktur yani. Bunları da tabulaştırmamak lazım. Değişebilir. Daha güzeli bulunur, daha güzeli yapılır, değişebilir. Ama dediğim gibi kültürümüzü ve inancımızı ve devletimizi temsil etmek şartıyla. Bugün de meclis başkanımız Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nı ziyaret etti. Bu hususla birlikte meclise diğer grubu bulunan parti genel başkanlarını da ziyaret edeceğini söyledi. Belki grubu bulunmayan partileri de ziyaret edecek. Belki dışarıda olanlar da ziyaret edecek. Bunu zamanla göreceğiz. Biz Büyük Birlik Partisi olarak kurulduğumuz günden beri hep şunu söyledik. Türkiye 1980 darbesini gerçekleştiren bu darbecilerin, cuntacıların yaptırmış olduğu anayasadan, antidemokratik anayasadan bir an önce kurtulmalı, yeni sivil, demokratik ve hukukun üstünlüğünü önceleyen, aynı zamanda toplumun değerlerini, inancını, kültürünü önemseyen bir anayasa yapması lazım. Yeni bir anayasa yapması lazım. Bugüne kadar mevcut anayasada pek çok değişiklikler oldu. Ama neticede her zaman yeni değişikliklere ihtiyaç duyuldu. İşte 2017'de yine anayasa değişikliği oldu. İşte aradan 7 sene geçti. Şimdi tekrar anayasa konuşuluyor. Keşke o zaman toptan bir anayasa değiştirilebilseydi. İnşallah partilerimiz kendi parti menfaatlerini değil de ideolojik çıkarlarını değil de devletin, ülkenin, milletin, hukukun çıkarlarını öne koyarak, demokratikleşmeyi öne koyarak, hukukun üstünlüğünü öne koyarak bir anayasa yapma konusunda inşallah uzlaşmacı bir tavır ortaya koyarlar ve inşallah Türkiye'de bu darbe anasından kurtulur. Büyük Birlik Partisi bugüne kadar yapılan bütün anayasa değişikliklerine ister mecliste olduğumuz dönemlerde ya da meclis dışı referandumlarda da hep evet vermiştir. Bundan sonra da anayasa değişikliklerine elbette içerisine bakacağız. Elbette bizim de hassas olduğumuz konular var. Ama demokratikleşme ve hukukun üstünlüğü konusunda biz her zaman tavrımızı net bir şekilde koyduk. Bundan sonra da koymaya devam edeceğiz. Fakat orada hatırlarsanız bir şeye özellikle dikkat çekmiştik. O da neydi? PKK'nın uzantısı DEM Partisi'nden belediye başkanı seçilen belediye başkanları ya da belediye meclis üyelerinin baskı altında olduğunu, belediyeleri onların yönetmediğini, onların sadece makamlarda misafir ağırladıklarını, temsil görevinde bulunduklarını, belediyeyi esas Kandil, onların ifadesiyle tırnak içerisinde önderlik tarafından, yani terör örgütü tarafından atanan gerçek fiili olarak belediye başkanlığı yapan terör örgütü elemanlarının yönettiğini ifade etmiştik. İşte bu dediğimizi tam da doğrular, somut bir gelişme yaşandı. O da nedir? Urfa Bilecik Belediye Başkanı, DEM Partisi'nden seçilen Mehmet Begit ve 4 meclis üyesi partilerinden istifa ettiklerini açıkladılar. İstifa gerekçeleri olarak neyi söyledi
belediye başkanı ne dedi? Bakıyoruz. Birincisi bayrağımıza, İstiklal Marşımıza, Atatürk ve Cumhurbaşkanı posterine yapılmak istenen saldırıları ve müdahaleleri kabul etmiyoruz dedi. Birincisi bunu söyledi. Çok güzel. Seçimler sonrası dışarıdan yönetme hususunda baskılar oluşmaya başladı dedi. Tam da bizim söylediğimizi ifade etti. İşte biz şu anda DEM Partisi'nden seçilmiş olan ve yüreğinde hala vatan, millet, din, devlet, ezan, bayrak sevgisi taşıyan, birlikten, beraberlikten yana olan herkesin bu tavrı göstermesini bekliyoruz. Bu çok güzel bir örnek oldu. Bilecik Belediye Başkanı. Dolayısıyla da inşallah diğer belediye başkanlarından da bu tavrı beklediğimizi buradan ifade etmek istiyorum. HDP'nin kapatılması ve Türkiye'nin gündeminde olan hemen hemen tüm konuları bir ölçü dairesinde konuşma, değerlendirme ve en önemlisi de görüşlerimizi ifade etme fırsatı bulduk. Bunları konuştuk. Ama tabii o içeride konuştuklarımızı burada paylaşmam çok doğru olmaz. Ama şunu ifade edebilirim. Tabii Anayasa Mahkemesi de yasaların ve anayasanın kendisine verdiği yetkilere dayanarak bir süreç işletmekte. Ama kamuoyu şunu da çok açık ve net. Yani bugüne kadar çoktan kapatılması gerekiyordu. Süreç çok uzadı. İkincisi de bu hazine yardımının, biliyorsunuz bir tedbir konmuştu, daha sonra bu tedbir kaldırdı. Tabii bu konularda bizlerin ve halkımızın büyük bir memnuniyetsizliği olduğu ifade edildi. Biz her platformda zaten bu düşüncelerimizi paylaştık. Büyük Birlik Partisi olarak kanaatimiz şudur ki bu zamana kadar çoktan kapatılmalıydı ve kesinlikle ve kesinlikle de o hazine yardımı için verilmiş tedbir kararı asla ve kat'a kaldırılmamalıydı. Önümüzde bir yeni anayasa süreci var. Uyum yasaları süreci var. Siyasi partileri doğrudan ilgilendiren başka kanunlar var, başka yasalar var, anayasanın başka hükümleri var. Bütün bunlarla ilgili görüşlerimizi ifade ettik, kendilerini dinledik. Müstefit olduk yani gerçek anlamda. Kat'a kaldırılmamalıydı. Önümüzde bir yeni anayasa süreci var. Uyum yasaları süreci var. Siyasi partileri doğrudan ilgilendiren başka kanunlar var, başka yasalar var, anayasanın başka hükümleri var. Bütün bunlarla ilgili görüşlerimizi ifade ettik, kendilerini dinledik. Müstefit olduk yani gerçek anlamda.